Bir saniye anneciğim. Ezgi annem. İsmi Ezgi. Aa, çok güzelmiş. İsmi de çok güzelmiş. Ezgi. Beğendim. Anneciğim benim acil halletmem gereken bir iş çıktı. Hemen onu halledeyim. Arayacağım seni. Tamam. Peki. Hadi sana iyi işler. Ezgiciğime selam söyle. Aleykümselam anneciğim. Söylerim. Evet. Ben düşündüm. Sana biraz fazla tepki vermiş olabilir. Yani bu teklifimi kabul ettiğin anlamına mı geliyor? Nedir? Bir geceliğine. Sevgilin olmayı kabul ediyorum. Ne diyorsun ya? Karşılığında o zaman ben de yaz bitmeden evlilik teklifi alacağını garanti ediyorum. Yaz bitmeden. Beni biliyorsun en kötü ihtimalle. Şaka mı bu? Hayır. Sen nasıl kendinden bu kadar emin oluyorsun? Anacığım kuralları biliyorum ben dedim ya yani. Bir erkek en geç 3. görüşmesinde zaten mevzuya karar veriyor. Yani evlenip evlenmeyeceğine. Yani önünde hiçbir engel olmamasına rağmen 3 ay içerisinde bir girişimde bulunmuyorsa, bir adım atmıyorsa kes ümidi. 3 ay. Pislik 3 ay içinde nişanlandı. Benimle evlenmeye zaten niyeti yoktu. Düşününce geliyorsun zaten kendinde. Tamam bak şimdi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlamamız lazım. Şimdi o pislik yaz sonra evlenecekmiş. Benim kesinlikle ondan önce evlenmem lazım. O yüzden sen böyle sabah sabah kuyruğunu kıstırıp tırıs tırıs... Hadi başlayalım. Başlayalım. Önce doktoru fabrika ayarlarına geri döndürmemiz gerekiyor ki... bu çok zor olacak yani... ilk izlenimi silmemiz bayağı bir zor olacak yani. Ama imkansız değil. İlk olarak alımızı tanıyalım. Evet, göster bakayım. Bakayım şu doktora. Çıkar. Bu beğenemedin mi? Ya bu kolay, bunu hallederiz. Bu sayılmaz yani. Bir şey yok bunda, tamam. Tipsizmiş. Tipsiz mi? Evet. Yok artık. Yani tamam. Çok yakışıklı sayılmaz ama karizmatik ve çekici. Sıradan. Yani gerçi seninle kıyaslanınca çok okey. Uyumlu sayılırsınız. Tamam be, takılıyorum, bozulma hemen ya. Nem kapıyorsun, tamam. Bu arada senin görüntün ona mı basar bence? İşte. Bak şimdi aynı dili konuşuyoruz. Benim de istediğim tam olarak bu. Yani ben ondan güzel olayım. İşte o beni kıskansın, üzerime düşsün, sürünsün. Canım Adriana Lima'nın bile aldatıldı. Bu dünyada öyle çok da büyük hayallere girmemek lazım zaten. Anam bu jinekolog muymuş? Ay. Cahil. Espriler yapmayacaksın değil mi? Vallahi yapacağım da önce samimi olalım diye bekliyorum. Seninle asla o kadar samimi olmayacağız. Anlaşma biter, arkadaşlık biter. Öyle olsun bakalım. Tamam yeter bu kadar lavalilik. İyice sulandırdın sen de bu işi. Biraz ciddiyet yani. Konumuza dönelim. Yapman gereken ilk şeyi söylüyorum. Hazır mısın? Bir not defteri falan al istersen. Seni dinliyorum. Nota ihtiyaç. Hazır mısın? Hazır. Dikkat misin? Hadi. Benle misin? Söylüyorum. Nasılım? Spor mu yapıyordun? Pardon ya. Yani. Ne yani? Olmamış mı? Hayatım sana daha önce söyledim ben bunu. Yani erkekler için en önemli şey ne? Dış görünüş. Vizyonsuzlar. Kural neydi? Görüntünle abla, beynini elinde tut. Görüntümü avlamaya yeterli değil mi? İşte rahatlığı ön planda tutmuşsun. Yani benim rahatım çok yerinde, hiçbir erkeğe ihtiyacım yok der gibisin yani. Anlatabiliyor muyum? Sana baktığımda ben merhaba tanışalım mı dediğini duymalıyım. Sen daha çok böyle hadi ikile der gibisin. Olmamış. Ne yapacağız? Bekle geliyorum. Keşke elbiseyi giyseydin. Çok iddialı olmadı mı? Çok iddialı, o yüzden de süper. Dön bakayım. Kusur bulamadın değil mi? Bulamadım, hayır. Yani şöyle bir şey var. Benim artık senin gerçekten aptal olduğuna hiçbir şüphem kalmadı biliyor musun? Yani şu fizikle erkekleri kendine köle etmen için birazcık beyin bile yeterli. Seninle kavga etmem gerekiyor. O yüzden bu konuşmanın sadece iltifat kısmını alıyorum. Şansını zorlama.
at kuyruğu erkekle böyle bakımsızmışsın gibi bir izlenim yaratıyor. Evde seni bekleyen 3 tane çocuğun varmış gibi duruyor ya da 10 gündür duş almıyormuşsun gibi falan. O yüzden... Tamam, şimdi hazırsın. O zaman çıkabilirim. Sana söylediklerimi unutmuyorsun. Tamam, merak etme. Yürüyüşün de aynısını söylüyor. Dünyayı ben yarattım eminliğinde. Ama her an kırılabilecek gibi. Aynen. Çok heyecanlıyım. Telefonun açık olacak değil mi? Ya sen bir rahat olsana ya, merak etme. Telefonla duymamazlık etme de. Duyarım, duyarım. Bu işi gerçekten biliyor. Şimdi göğüste önemli olan tabii ne belli ediyor. Ezgi, kızım ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Değil mi? Yani bence biraz fazla olmuş Ezgi'ciğim. Ya gerçekten mi? Dediğim gibi size Damla model yakışır. Tamam? Evet. Kim şimdi bu sen? Ah. Ezgi'ciğim, bu ne güzellik. Teşekkür ederim Levent. Bunu senden duymak o kadar önemli ki. Ay yok hayatım, bence hala fazla. Tamam, tamam, ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam mı? Ne kadar negatif. Serdar geldi, Ezgi bak. Aa, saçmalama. Tamam, germe beni. Hah, iyi, tamam peki. Hemen geliyorum. Efendim? Nasıl gidiyor? İyi, az önce geldi. Stresli falan gözükmüyorsun değil mi? Hayır, çok rahatım. Hatta bol bol gülümsüyorum. Gülüşümün güzel olduğunu söyledin ya. Tamam, maçı izleyeceksiniz değil mi? Gülerken gördü beni. Tamam, şimdi gülümsemeyi kes artık. Çünkü bir süreden sonrası seni aptal gibi gösterir. Nereye kayboldu bu? Şu an pamuk şekerciğinin orada bir kadınla konuşuyor. Kadınla mı? Pamuk şekerciği mi? Bir dakika ya, sen ne? İnanmıyorum, burada mısın? Geleceğini hiç düşünmezdim gerçekten. Bu eğlenceyi kaçıramazdım, değil mi? Çok fenasın. Şu an sana kilitlendi. Bakıyorsan sakın bakma. Bakma diyorum sana. Niye bakıyorsun ya? Refleks olarak. Bakma diyorsan bakma. Tamam, bağırıp durma. Şimdi dön bak. Hı? Dön bak. İyi de bakma dedin az önce. Dediğimi yap, dediğimi yap. 5 saniye boyunca gözlerine bak. Tamam mı? Bakışların ne soğuk, ne samimi olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, şimdi oradan uzaklaş, hemen yürü. Bir dakika ya, yanıma gelsin diye bakmadın mı? Hayatım, sen kaçan kovalanır duymuşsun artık değil mi? Yani o kadar da değil. Duydum tabii, anladım. Hemen ayrılıyorum. Geliyor mu peşimden? Herhalde. Affedersin ya. Harikasın. Ulan kimse koşmadı değil mi senin bugüne kadar peşinden? İtiraf et. İltip atlayınca ne yapacağını bilemiyorsun değil mi? Hep böyle saçma cevaplar. Tamam, orada dur. Şimdi dur. Seninle konuşmasına müsaade et. İyi de ne diyeceğim? Ezgi? Merhaba, Serkan Bey. Serdar olmasın. Serdar Bey, pardon. Ayrıca şu beyi de bıraktık,
diye anlaşmıştık hani. Nasılsın diyeceğim ama harika gözüküyorsun. Ona diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Bu arada bu hafta içinde kusura bakma. Çok yoğundum, arayamadım seni. Sana haftasının yoğun geçtiğini ve arayamadığını söyleyecek. Sen de cevap olarak niye beni arayacaktın ki diyeceksin. Nasıl ya? Hani ben ona yemek yiyelim mi diye teklif ettim ya. O da bana senin müsait olunca ben ararım dedi. Evet, gerçekten de bu arada öyle bir saçmalık yaptın. Biz bunu unutmak ve unutturmak istiyoruz. İyi de bu beni bunak gibi göstermez mi? Emin ol hayatım, öyle görmesi seni çok daha hayrımıza. Ayrıca biz erkekler unutkan kadınları severiz. Çünkü sizin böyle aradan yıllar geçse de hiçbir olumsuz ayrıntıyı unutmama durumunuzdan çok yıldık. Bence bu senin için geçerli değil. En uzun ilişkin eminim 48 saat falan sürmüştür. Nereden bildin? Onu da sadece 6 saat ayıktım. Ah Allah'ım, ah, senden taktik aldığıma gerçekten inanamıyorum. Hayatım, sana görüşme teklif ettiğinde bu durumu bir daha bir konuşalım. Bakalım böyle düşünecek misin? Niye arayacaktınız ki beni? Hani buluşuruz demiştik ya, sen de arayacaktın beni. Ha, öyle mi dedim? Evet. Unutmuşum. Heh. Öylesine söylemişimdir, fazla ciddiye almışsın. Kızların yanına gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Levent'ciğim, bana soda alır mısın? Ah, ne demek, almaz mıyım? Siz kızlar bir şey istiyor musunuz? Teşekkürler. Ay, zor tutuyorum kendimi. Belli. Ne oldu? Levent'in kızı geldi. Ay, nihayet tanıştırdı mı sizi? Evet. Peki gitmemiş anladığım kadarıyla. Beni iş arkadaşı olarak tanıştırdı. Düşünebiliyor musunuz? Ne? Yok, yok artık. Ben ilişkimizi anlatsın diye beklerken onun yaptığına bakın ya. Kesinlikle çok haklısın. Ne demek iş arkadaşı ya? Hayır, yani tamam. Bunca zaman tanıştırmamasına bir şey demedik. Saygı duyduk ama artık buraya kadar gelmiş iş arkadaşı diye tanıştırmak bilmiyorum. Bana biraz samimiyetsizce geldi yani. Ne ya? Pardon bir an. Kesinlikle çok haklısın. Neyse. Geliyor, ben ona yapacağımı biliyorum. Evet hayatım, işte soda. Sevdiğin gibi limon da attırdım. Teşekkür ederim. Selamlar. Serdar'cığım. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. Selam tekrar Ezgi sana da. Ah, selam. Avukat hanım. Doktor bey. Cansu'cum. Merhaba Serdar bey. Evet, maç kaçta? Bir saat var tam, şimdi ısınmaya geçiyorum. Evet, şampiyon belli. İkinci kim? Evet, Serdar her sene istisnasız şampiyon olur. Hiç kaçırmaz. Tuttuğunu kopartır. Zannedersen bu sene de öyle olacak değil mi Serdar'cığım? Göreceğiz. Kalıyorsunuz değil mi maçı izlemeye? Kaçıramayız. Ezgi, sen? Aa, çok pardon, hemen geliyorum. Ne? Ne oldu? Serdar yanımda. Görüyorum. Şimdi saçını oyna. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Gerçekten mi? Hayır. Tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. Şu an göz senin üzerinde ve sana iltifat eden bir erkekle konuştuğunun farkında. O yüzden. Anladım. Ne yapıyorsun? Ben sana kahkaha at dedim mi? Lütfen doğaçlama yapmazsak. Yani avamlıkla seksilik arasında ince bir çizgi var. Tamam. Şimdi arkadaşlarının yanına git. İşinin çıktığını söyle. Gideceğini söyle yani. Ne? Final maçını izlememizi istedi. Emin misin? Öyle dediyse zaten kesin eminim. Canım kurban sensin. Ben artık ısınmaya geçiyorum. İzliyorsun değil mi? Maalesef. Benim bir programım çıktı. Gitmem gerekiyor. Ne saçmalıyorsun Ezgi'cim sen? Bir şey mi oldu? Bir şey olduysa söyle, bana söyle. Neyse kızlar, görüşürüz. İyi şanslar. Teşekkür ederim. İzninizle çantamı alacağım. Tabii tabii. Ezgi.
Ben artık gideyim yavaştan. Tabii. Gineyim, ısınayım. Görüşürüz. Evet. Şşt. Şşt. Niye gidiyorum ben ya? O hayatım, sen her seferinde böyle söyleneceksen işimiz var seninle. Sen bir de beni Serdar'dan çıkma teklifi alamazsam gör. Çıkma teklifi mi? Kaç yaşındasın? 40 falan mı? Hı. Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Çıkma teklifi. Benimle çıkar mısın? Nereye? Ağaca. Kötü espri de o yıllarda gülüyorduk bunlara. O yıllar ne güzeldi be. Şimdi öyle mi? Görüşüyorsun, ediyorsun. Sevgili misin, arkadaş mısın belli değil. Bir türlü adı konulmuyor ilişkinin. Sayenizde. Sayemize derken? Her yüzünüze gülen, size iki güzel laf söyleyen erkeğe kanıp sevgilinizi yapmaya kalkmasınız. Bunlar çözülecek de. Ha yine suç bizde yani. Vay be. Siz kandırmayı bıraksanız mesela, ha nasıl olur? Sadece seveceğiniz, ilgi göstereceğiniz kadınlara güzel şeyler söyleseniz. Hı? Çok konuşuyorsun. Umarım doktorla buluştuğunda bu kadar konuşmazsın. Biraz törpülersin. İşine gelmedi değil mi? Haklıyım çünkü. Hayatım, haklı haksız yok ki bu oyunda. Kazanan ve kaybeden var. İyi tamam. Çok bilmiş. Taksi durağı yok mu burada? Eve geçiyorum. Gel benimle. Geleceğiz artık. Araban bu mu? Evet. Atla bakalım. Hadi bakalım. Saçım başım biraz daha alacak, haberin olsun. Aman daha olmasa şaşardım zaten. Ya bunun kemeri nerede? Bununki belden. Göstereyim. Hazır. Vay, 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 vay! Lan yanıyor buralar be! Yanıyor buralar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Bey'in misafiri benim misafirim. Hoş geldiniz. Haydar Haydar, tanıştırayım Ezgi Hanım. Kendisi Cansu Hanım'ın kuzeni olur. Geçici bir süre onda kalacak. Komşuyuz yani kendisiyle. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Haydar. Haydar Haydar da apartmanımızın güvenliği. Yani apartmanın sorumlusu desek daha doğru. Bakın 7/24 her türlü ihtiyaç anında bir telefon kadar yakınızdayım. Yani ekmek biter, taksi lazım olur, pusluk bozulur. Böyle sular kesilir, köpük köpük kalırsınız duşta. Konuşacak, dertleşecek birine ihtiyaç duyarsınız. O kadar olmaz. Neden ya? İnsanız hepimiz. Ya yalnızlık zor. Bir sese, bir nefese muhtaç oluyor insan bazen ya. Haydar Haydar, ver bir yanak. Biz seni tutmayalım, gidelim. Peki Özgür Bey. Ben bunu diğerlerinin yanına çekiyorum, 6 numaranın yanına. Sen de. Zararsızdır ya. Çok severim. Ya sen ne adamsın ya. Efendim canım. Ay aklım orada kaldı. Ne yapıyorsunuz? Kızım gittiğine inanamıyorum. Şu an kaçırılır mı ya? Ne oluyor ki? Ne olacak? Serdar turnuvanın şampiyonu oldu. Tebrikleri kabul ediyor. Etrafı da kız dolu. Ah, yemek arkasından da partisi varmış. İnanmıyorum. Gerçekten mi Cansu? Ah be Ezgi. Sana beni izleyecek misin dedi değil mi? Yani bugün bu iş tamamdı.
Umarım buradan birileriyle sevgili olup çıkmaz. Ortam çok müsait çünkü. Deme Cansu, deme, deme. Rezgi, kalacaktın orada. Artık yapacak bir şey yok canım. Peki siz partidesiniz değil mi? Yani orada kalıyorsunuz. Ne olduğunu bana haber verirsin. Levent'le burada kalır mıyım sence? Bizim eğlencemiz canım asıl evde. Ben bugün bana yaptığın hesabını çok kötü soracağım ondan. Geç gelebilirim yani. Tamam canım, tamam. Tamam, hadi öpüyorum. Bye bye. Ah Ezgi, ah sen niye onun aklına uyuyorsun ki? Kalacaktın işte orada. Görürsün gününü. Neler diyorsun ya? İnsan inanası gelmiyor yani. Harbiden göz mü yumdun öyle arabanın çekilmesine? Ne yapayım abi? Ne yapsaydım kızın gözünde beyinsiz durumuna düşecektim. Gerçi ben arabamı park ettiğimde onun önündeki araç yoktu ama... anlat anlatabilirsen tabii. Vallahi Brotello'm, yani... kız seninle tanışır tanışmaz seni sindirmeyi başarmış. Geçmişler olsun, pek de öyle ilave edecek bir şey yok yani. Hayatta başarılar sana. Geç bakalım dalgana. Neyse ben eve geldim, yarın görüşürüz. İyi hadi. Afiyet olsun. Müsaitsen gel, bir şeyler ikram edeyim. Tabii ki müsaitim, müsaitim. Gerçi şu an bir kutlama partisinde olabilirdim ama... buradayım. Azıcık sabırlı olmayı başarabilirsen asıl kutlamayı sen yapacaksın, haberin yok. Acaba? Bence bugün orada olmayarak büyük bir fırsatı kaçırdım sayende. Allah aşkına neymiş o fırsat? Bugün yakınlaşıp sevgili olabilirdik. Ne sevgilisi be? Orada kalsayın eline geçebilecek tek şeyi söylüyorum sana, bir gecelik ilişki. Asıl istediğim buysa bilemem. Saçmalama. O zaman sızlanmayı kes. Bugünün kazananı sen olacaksın. Nasıl olacak o? Allah aşkına söyle. Aradığında seni görürsün. Beni aradığında, etrafında bugün o kadar kız varken beni düşünüp beni arayacak. Esasında benim bugün off günüm. Yani biraz kafa dinlemeyi planlıyordum ama. Yani... gideyim mi? Dırdır yapacaksan evet. Bana bak, sen var ya, bence benimle dalga geçiyorsun. Böyle düğüne kadar beni oyalayacaksın. Sonra işin bitince, ay ya ben beceremedim kusura bakma falan diyeceksin. Aa iyi fikirmiş ha. Delirtme beni ya. Aa. Lütfen sakin olabilirsek. Büyük kıl oluyorum sana, büyük. Al. Gözümü çıkar artık ya elimden. Artık çıkartayım da kurtulayım. Az bile yapıyorum sana. Nalet. Ah Ezgi, ah, ah. Akıl aldığın adamlara bak kızım ya. Onu kendine aklı var mı ki sana versin? Ah. Ama bitti, yok. Anlaşma falan hiç. İptal, iptal ediyorum. Sanki sözleşme mi imzaladık ya? Zorla mı götüreceksin beni düğüne? Bakarım ben başımın çaresine. Benim aklım bana yeter. Denize düştük diye yılana sarılacak değiliz. Hmm. İşte Cansu arıyor. Kim bilir partide ne oldu? Eğer başka bir kızla yakınlaştıysa camdan atarım seni. Gözünün yaşına bakmam. Serdar? Serdar arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Özgür. Özgür. Girebilir miyim? Girmişsin zaten. Gireceğin kadar daha ne gireceksin? Ben düşündüm de uzun uzun. Sana biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Aradı değil mi? Aradım. Ve ben ne diyeceğimi bilemediğim için açamadım. Ne yapacağım? Hayatım ben de akıl olsa vereyim de sana. Yokmuş. Sendeki akıl fikir sana yeter. Duvarlar o kadar ince mi ya? Ya. Öyle.
anlaşmamız da iptalmiş, öyle mi? Nasıl olsa sözleşmemiz falan yokmuş, yazılı. Senin de sözüne pek güven olmuyormuş, onu da anlamış olduk yani. Aa, aşk olsun ya, saçmalama. Yani ben onu öyle bir sinirle söyledim. Yoksa tabii ki sözüme güvenebilirsin. Yok yok, ben anlayacağımı anladım. Madem anlaşmamız iptal, karışmıyorum ben hiçbir şey. Ya saçmalama. Bak, tamam, sana söz veriyorum. Bir daha dırdır etmek, sorgulamak hiçbir şey yok. Sen ne dersen o. En sevdiğim kadın tipi. Tahmin ettim. Ya ben senin gibi arızayı bile 3 günde muma çevirip istediğim kıvama getirmişim. Sen hala benim aklımı zorluyorsun ya. Geçici bir süre diyelim ona da. Şimdi sen bana arayıp ne söyleyeceğimi söyleyecek misin? Hayır. Hayır mı? Bana bak, eğer yalvaracağım bekliyorsam avucunu yalarsın. Duramıyorsun değil mi? 2 dakika çirkefleşmeden duramıyorsun ya. Ama sen de hala diyorsun ki yani yardım etmeyeceğim. Ben şu an aramana gerek yok anlamında. Hayır, arama yani, hayır. Aramıyor muyum? Şimdi değil. Çünkü şu an sen yakışıklı, sana ilgi duyan bir erkekle hoşça vakit geçiriyorsun. O yüzden telefonu duymuyorsun. Yani onun öyle sanmasını istiyorsun. Aynen. Ve sen ulaşılması zor bir kadın olduğun için de öyle aramalara falan hemen dönemiyorsun yani. Peki tam olarak ne zaman dönüyorum? Yarın sabah. Yarın sabah mı? Hı hı. Yarın ben seni ararım. Ne diyeceğini falan anlatırım, onu konuşuruz Bilal'e. Müsaadenle şu an benim gitmem gerekiyor. Biriyle buluşacağım.